Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yepyeni iki kitapla karşınızdayız. Çok güzel hikaye kitapları getirdik bu sefer. Mis gibi. Bayağıdır hikaye kitabı tavsiyesi yapmıyorduk yani. Güzel oldu. Ve kitaplıklarımızı karıştırdık. İki tane hikaye kitabı sizin için bulduk çıkardık. Yalnız bir şey diyecekti. Söyle. Biz şimdi o kadar zor çıkardık ki falan. Espri yapacaktım ya. Yani çocukcağız işte benden arta kalırsa konuşuyor. Yapacak arta kalan saniyelerde de ben acık böyle. O bir konuştu. Bir konuştu o. Şimdi bir sürprizimiz olacak. Ben gerekeni söyledim. Bir hafta sonra bir sürprizimiz olacak. Yani şimdi biz bu kanalda artık vlog yapmıyoruz ama bunu yani gerçekten sizinle paylaşmamız lazım. Yani bu hafta bir yoğunluğumuz vardı. O yüzden oraya bağlayacaktım. Yani hikaye evet. Kitabı okumamızın sebebi o. Zaten bütün hikayeleri bitiremedik çünkü. Yolda falan okuduk. Çok güzel bir şey. Yani bir başarıya imza attık ya, öyle böyle değil yani. Yaptık bir şeyler, göreceğiz. Gerçekten. O yüzden hani şimdi siz azıcık şöyle bir kuple vlog koyduk diye böyle kitleler halinde terk ediyorsunuz kanalı. Ben onu kaçmayın, biliyorum da. Kaçmayın, hemen sakin. Kaçmayın. Biz gene her pazar kitapta anlatmaya devam edeceğiz. Bunu ekstradan araya sıkıştıracağız yani. Hani haftaya kitap yok mu, vlog mu var? Kalkın gidelim kanalı arkadaşlar ateş falan yakmayın, demeyin. Ayaklanmayın. Neyse, onu diyecektim. Yani o yüzden hikaye kitabı var. Evet. Ve hepsini daha biz de bitirmedik. Şimdi hikaye kitabının mantığı zaten teker teker okuyabilmek yani içinden seçerek. Aynen. Yolda giderken gelirken meşgul zamanlarda çok fazla vakit ayıramadığınızda okuyabileceğiniz iki tane güzel kitap. Sen tabii gene bilim kurguya mutlaka dalmışsındır. Öyle hissediyorum şu an ilk defa. Bir daldım. 50 metre. Evet. Din devam kuruldu. Çok konuşuyorum. Bir gün biri diyecek. Bunu kendine dedin ama. İlk videolarda bir tanesi demişti, hatırlıyor musun? Kız hiç susmuyor ki, adama fenalık geldi demişti. Öyle bir şey. Fırsat kalmadı, konuşamıyordu. O tarz bir şey söyledi. Ta kaç yıl önce. Ay, o zaman da yeniydik ya. Neyse. Şimdi hiç geçelim. Hiç şey değişmedi yani. Geçelim kitaplara. Yok be, ona açılış yap diyorum da açılışlar onda bir durmuyor yani. Olmuyor. Açılış yapınca da ben kapatabiliyorum. Yani kanalın yaramaz çocuğu o. Yani söyleneni bir türlü yapmıyor. Kafasına göre takılıyor. O yüzden yani ben idareyi almak zorundayım. Sonra ben uğraşıyorum montajla çünkü. Evet, o kadar yaramazım ki sizin görmediğiniz dakikalara ben tek ayak üstünde duruyorum. Yani o montaj, ben sıkıntı çekeceğim için ben başlıyorum ve başını sonunu, videonun sonunu en azından veriyorum ona. Neyse, çok uzattık gene. Çok uzadı. Şimdi ben şaşılacak bir şey ki Jaguar yayınlarından. Çünkü kitaplarım da çok fazla var. Evet. Ve rahat okuyabildiğim bir yayın evi olduğu için yani böyle zamanlarda böyle kitaplar da elim gidiyor. Ivan Bunin Güneş Çarpması. Hı. Altın demiştim onu ilk önce, hatırlıyor musun? Güneş evet, aslında. Böyle bir şey. Güneş mi o? Güneş Çarpması. Şimdi ben bu yazarı daha önce hiç okumadım. Yani. Kitap duruyordu öyle kitaplığımda. Ama meğerse önemli bir Rus yazarmış. Ruslar için önemli bir yazarmış. Hatta Nobel kazanan ilk Rus yazarmış. Helal. Kendisinden sonraki pek çok yazara ve sanatçıya işte yol açtı. Onları çok etkiledi vesaire gibi yorumlar okudum internette de. Muhakkak o kadar önemli bir insansın eğer. Yani genelde kendi yazdıklarını eski dünyaya ait şeyler olarak yorumlamış. Bir de aşk, ölüm, ilişkiler, kaybetme korkusu vesaire bu tarz konuları işliyor. Ve biraz da melankolik bir tarafı var imiş. Ben dediğim gibi daha yeni yeni okumaya başladım. Çok da melankolik bir havada değiliz. Bu hafta enerjimiz çok yüksek ama tavan yaptı. Bir de şey demişler yani yazarı okuyup sevenler ya da deneyimleyenler hikayelerinde hani başlangıç ve bitişler, özellikle de bitiş paragrafları, bitiş cümleleri çok etkili oluyor. Akılda çok kalıcı kalıyor. Akılda çok kalıyor. Ben hani alırken de bunları hani böyle sana da danışmıştım. Birkaç kişiye de sormuştum. İnternetten de okumuştum. Evet. Hani bu bilgiler hoşuma gitti. O yüzden alıp okumak istedim. Ama sonra da unutup gitmişim. Kitap daha koymuşum Tada. Tabii ki. Nihayet başladım. Şimdi Güneş Çarpması içinde hikayelerden bir tanesi. 10 tane hikaye var. Yazarın 10 tane hikayesi var kitapta. Güneş Çarpması da bunlardan bir tanesi. Tek kişilik bir... tek kişilik diyorum. Pardon. Yorgunuz. Canım ya. Tek gecelik bir ilişkiyi anlatıyor. Oo, hızlı şeyler. Hızlı şeyleri anlatıyor, evet. Ve Güneş Çarpması demesinin sebebi birazcık komik yani. Kadın karakter işte ertesi sabah diyor ki... işte erkek karakter hani daha devamını talep ederken bazı şeylerin... Kadın karakter diyor ki hayır dedim, sanırım bizi güneş çarptı, o yüzden böyle şeyler oldu diyor. Bir cümle açıklamaya var. Bak. Herhalde oradan adını almış. Yani kitaba da adını vermiş. Öyküye de adını vermiş. Öykü kitaplarının isimleri nasıl seçiliyor? Yani hangi zor. Öyküye göre seçiliyor? Ben hep şey zannediyorum hani böyle kasetlerde, albümlerde en iyi çıkış parçası olur da onun adını verirler ya. Bazen tutmaz ama o. İşte mesela burada bence öyle değil. Yani ben birkaç tane hikayesini okudum. Onlarla ilgili hiç spoiler vermeyeceğim zaten.
Ama mesela niye bunu seçmişler? Daha iyileri de var. Yazar tercihidir o ya. Şimdi ben 3-4 tane hikayesini okudum. Güzel okunuyor. Çok uzun ve insanı sıkmıyor gerçekten. Ama birazcık da alışmak lazım tabii. Ben böyle bir yazarı okuyup alışmayı seven bir insanım yani. Sever öyle şey. Her yerde, yolda, özellikle İstanbul'da bir yerden bir yere giderken vesaire bol bol vaktiniz olabilir okumak için. Toplu taşımada özellikle. Yani çok da böyle uzun uzadı kendinizi veremiyorsanız, takip edemiyorsanız romandı veya daha işte araştırma tarzı kitaplara, böyle hikaye kitapları okuyabilirsiniz. Ben de bu kitabı tavsiye ediyorum. Okuyan varsa en beğendiği hikayeyi aşağı yazsın. Beğenmediğiniz hikayeleri de yukarı yazın. Evet. Yukarı Google'a yazın yani. Şimdi benim anlatacağım kitap da Büyük Biraderler adlı politik Maravapao. Ay, biliyordum bilim kurgu çıkacağını gene. Ben konuşamadım ki. Nereden anladın? Daha söyleyemedim ki kelimeyi. Büyük Biraderler dedi. Orada kocaman göz var bak. Bir tane göz var. Ne olabilir yani? Namaz galiba. Burada saf tutmuş insanlar var. Burada bir şey var. 1984 değilmiş de o. 1984 göndermiş. Aynen. Büyük Biraderler politik bilim kurgu antolojisi. Bu bir derleme. Derleyen de Ünver Ali Bey. Şimdi politik bilim kurgu dediğimiz zaman akla ilk gelen şey distopya türündeki eserler, itemler diyecektim. Distopik öyküler, romanlar. Tabii mantıklı. Neden? Distopyalarda genelde totaliter bir rejimin halkın geri kalanına hani hükmetmesi, onlara bir şeyleri zorla kabul ettirmesi, kabul etmeseler bile bunları yapmak zorunda bırakması teması üstüne işlenir. Genelde böyle oluyor. En basit örnek 1984. Evet. By George Orwell. Ve bunun gibi daha çok örnek verebiliriz. Şimdi politik bilim kurgu antolojisi niye ben seçtim raftan? Çünkü bu... Çünkü başka öykü kitabım yoktu. Hep bilim kurgu vardı. O yüzden seçtim. Başka bilim kurgu öykü kitaplarım da var ama benim. Ama başka öykü kitabı yok. Olabilir. Kaç tane Jaguar'dan vereyim? Takasa mı gireceğiz? Aynen. Barter yapalım. Şimdi bu kitabı içerisinde sayıyorum. Saymadım okurken aklıma gelmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yazar var. Bunlardan 2 tanesi Türk. Biri Onur Selamet, ki Onur Selamet'i biz nereden tanıyoruz? Kayıprıhtım.com'un yöneticilerinden bir tanesi ve Ölü Dalgıç'ın Sonbahar'ı diye bir kitabı vardı. Dede Alısı yayınlarından çıkmıştı. Okumuştum, çok beğenmiştim. Yine öykü kitabıydı. Onur'un düşünce dünyasını ben seviyorum. Adam çok farklı imgelere geçiş yapabiliyor. Onları çok güzel metnine yerleştiriyor. Ben o yüzden bu kitaptaki Patla adlı öyküsünü çok beğendim. Patla. Sağlık. Aynen, Patla. Patlamış mısırlarla ilgili. Yani. Evet, tamam, evet. Hemen patlıyorum. Hikaye de patlamış mısırlarla ilgili. Bunu ben, ha. Bunu bana deseler hemen patlarım yani şu an. Şöyle bir kurgu yaratmış Onur Selamet. Bir şeylerin yasaklanmasının ya da halka indirgenmesi ya da kabul edilmesinin, yasakların ve kabullerin oylamalarla, insanların verdiği oylarla karar verildiği bir toplumda. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi çünkü. Yani ben şu an çünkü bu yorgunlukla o gitgelle ancak bunu hatırlayabiliyorum. Kararlar bu şekilde veriliyor dediğimiz gibi ve ana karakterde şimdi patlamış mısırın yasak olduğu bir dünyada patlamış mısır tarlaları sahibi bir adam. Patlamış mısır niye yasak ya? Yasaklanmış. Hayda, çok ve üzücü. Gerçi adamın, ben sevmem ama. Evet, yani. Tek yatırımı yüzlerce dönümlük patlamış mısır da. Peki bunu bile mi yapıyor yani? Yok canım, adam alıyor, sonra ticaretine başlıyor, daha sonra yasaklanıyor. Ay, çok talihsizlik ya. Of, çok kötü bir şey. Bir başka öykü Kabarcık 24. Onun yazarını... İsmi çok güzelmiş. Kabarcık 24. Gerekecek. Aynen. Yazar İtalyan. Stefano Magliorelli. Ne biçim isminiz var ya sizin? Ben okuyamıyorum. şöyle bir öykü. Dünyanın geri kalanından izole olarak yaşamaya devam eden küçük bir topluluk, bir komün ve ütopik bir dünya kurmuşlar orada. Herkes çok mutlu ama dünyanın geri kalanındaki kaos kendisine tehdit olarak görüyor bu küçük toplumu. Böyle bir şey, dünyanın geri kalanında ayva yemiş. Buradaki insanlar çok mutlu. Ama onlar azınlık yani. Azınlık da olsa İnanılmaz korkuyorlar azınlık. Onlardan. Çünkü şey hani ya halkın geri kalanı kabul ederse bunu, bu fikri. Ya da dünyanın geri kalanı sirayet ederse bu bunu. İyilik. Bu şimdiki dünyamız değil mi? Aynen. Bu tarz öyküler var. Şimdi politik bilim kurgu noktasında şunu da söylemem gerekiyor. Sadece distopyalar değil, alternatif tarih metinleri de politik kurguları giriyor. Çünkü tarihle ilgili yaptığınız her müdahale politik bir müdahale oluyor ister istemez. Yani akla şu kitap geliyor. Yüksek Şota'daki Adam da bir politik bilim kurgudur. Evet, sen anlatmıştın onu da. Aynen. Çok alt daldır yani politik bilim kurgu, bu bilim kurgu ağacında. Çok fazla eseri okumuşsunuzdur ama bilmeden okumuşsunuzdur. Bilin diye söylüyorum. Distopya türünün de bir alt koludur. Yani okuyun, seversiniz. Güzel bir metin. Ben çevirileri çok beğendim. Kitabın mizampacı var. Her şey çok iyi. Kapağı çok şık. Yani olmuş bir kitap var. Ben genelde bunlara özellikle takıyorum böyle ya. Yani o
1984'ü anımsatması için de koymuş olabilir yani. Tabii ki, tabii ki. Tanıdıklık çünkü yani o simge ya. Aşinalık. Bir de şey farkı var. Mesela farklı yazarlardan derleme seninkisi. Antoloji, benimki evet. Aynı yazarın farklı hikayeleri. Bu da antoloji. İkisi de olabilir tabii ki. İkisini de ben severim okumayı. Aynen öyle. Yani burada farklı şey, farklı mutfaklardan yemek tadımı yapıyorsunuz. Burada mesela tek bir mutfaktan yemek yiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Evet, yani onun avantajı aynı zamanda pek çok yazarı birden okumak. Yani Türkçe. Farklı. Çünkü buradaki yazarların çoğu da zaten Türkçe daha önce çevrilmedi. O çok önemli. O hatta zaman daha değerli belki. Oluyor. Tabii evet. Canım yani. İyi bir bilim kurgu okuru böyle kitapları kaçırmaz. Fozlara bak. Ne yapıyorum ben şu an? O zaman bizden bu yorgunlukla bu kadar. Bu kadar bu hafta. Ağrı. Zaten gerçekten yani siz olmasanız biz bu hafta kitap okuyamazdık. Uyurduk yani. Zaten karıştırmak istemedik yani. Çok güzel bir hafta geçirdik çünkü. Öğreneceksiniz siz de. Sakın gitmeyin her kanaldan. Yani bu sevinci bizimle paylaşın. Biz her hafta size kitap tavsiye ediyoruz. Bu sevinci bizle paylaşın çok yani. Çok görmeyin bunu be abi. Haftaya da değil, ondan sonraki hafta. Hafta içi bir günde yayınlarız zaten. Evet. Ekstra bir video olarak yayınlarız. Siz bildirimleri tabii ki açtığınız için hemen fark edersiniz. O zaman ben o noktaya geleceğim şimdi. Aynen. 2800 küsur kişiyiz artık. Geçtik 2850. Oradan da 3000'e gidecek. Çok kısa bir zamanda ben bunu yapacağımıza inanıyorum. Bu kanalla ilk defa karşılaştıysan, ilk defa bu videoyla bizi tanıdıysan hoş geldin. Eğer videoyu beğendiysen ne yap? Videoyu beğenebilirsin. Ne yapabilirsin? Videoyu beğenebilirsin. Kanala abone olabilirsin. Akabinden de bildirimleri açarsan biz sana bildirim göndeririz. Yeni video geldi diye. Nasıl devrik bir cümleyle anlattım harika, ama. Harika. Süper. Aferin bana. Şu da yapılabilir. Mesela çok beğendin kanalı. Arkadaşın da beğeneceğini düşündün. Arkadaşım bak böyle bir kanal var. Bakar mısın? Böyle ya böyle ya böyle. Bunun iki yöntemi vardır. Uzak Doğu. Bu da Batı'daki uygulanan teknik. Paylaşma tekniği, tamam mı? Bu kanalda böyle kitap konuşuyoruz. Bizim başka bir kanalımız da var orada. Sosyalleş. Bırakalım. Bu hafta orada çok güldük yani. Sakar insanları konuştuk ve izledik. Kesin oldu. Bekliyoruz yani. Ne dedik? Orada güldük dedik ya. Biz orada eğlenceli videolar çekiyoruz. Böyle parodiler yapıyoruz. Yeri geliyor reklamları konuşuyoruz. Böyle insanların başına gelen komik anları konuşuyoruz. Bazı konulardan sohbet açıp eğleniyoruz. Ya, temelde eğleniyoruz orada. Burada tepki da okuyoruz. Tepki videoları ağırlıklı. Evet. Bak ne güzel söyledin. Evet, çünkü hep reklamlar derdi o kadar ben fazla ki. Ben gıcığım yani reklam sektörü. O kanalın ilk videosunda bakın reklamlardan bahsediyor. Hala reklamlardan bahsediyor yani. Gıcığım çünkü. Sadece reklamlar yok tabii ki. Bir sürü aynen. Şey var. Ha, çenem ağrıdı. Çenem ağrıdı. Yoruldu, elim de ağrıdı yoruldu. Biliyorsun. Evet. Ay ipucu veriyor şu an. Hayır. Beklesinler. Bekleyin. Göreceksiniz. Hay, o zaman biz gidiyoruz. Haftaya daha güzel kitaplarla kendimize daha açmış olalım. Bu haftaki kitapların üzerine çıkacağız kesinlikle açmış, yani. Sağ olayım, ben daha kalın bir Jaguar kitabıyla geleceğim. Direkt Jaguar'la geleceğim. Şey yapsana, daha kalın bir Jaguar postuyla gelsen değişik olur işte. Direkt Jaguar'la geleyim. Ne postu ya? Hadi. Yapay yapay. Neyse kapatalım haydi. Biz haftaya haftaya biz gidiyoruz, haftaya görüşürüz. Biz haftaya görüşürüz. Sizle yarın buluşacağız. Hadi bay bay.